Popeyes linç eti sunar. Sanki like, şari, 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 sanki, 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 like, like. Konuşmak istiyorsan DM'lerime kayabilirsin. <laughs> DM'lerime kaymak nedir ya? Şariler <laughs> fıstık. Ağaçların bestelerini andırıyor. Legend ya. Çikita banana. <laughs> yeah. <cool. gülüyor> Örnek olmanın gerektiğini düşünüyor musun? Hayır. <laughs> Tam örnek olacaktım yani başına de... ne geldi ya? Rezilliği modernlik yaptınız. Rezalet bir adamım. Gururluyum <laughs> <laughs> bu konuda. <laughs> ne oluyor o orta parmağı gösterince daha çok mu seviliyorsun? Sevenler var. Ulan bu Olabilir. parmağın hatırını... Bunu bu, parmağı bu, parmağı dinlenir yani. <gülüyor> <gülüyor> evet sevgili dostlar, ESTV'ye hoş geldiniz. Linçet'in bu haftaki konuğu Mörda! Teşekkürler, Aynen. teşekkürler. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk bravo. Nasılsın, iyisin? İyidir, sana ne haber? Allah süper. Keyfimiz yerinde. Yerinde. Tadın yerinde, her, her şey yolunda. Zaman. Harika. Peki yani bu sana gelen yorumlarla ilgili internette falan nasılsındır böyle okur musun? Yorumları ne yaparsın? Çok okumam ama Çok. hani internet deli bir yer olduğu için yani aralarında ne tür yorumlar olduğunu hafif biraz böyle bir tahmin edebiliyorum. Tahmin edebiliyorsun. Aynen. Hiç böyle kurulduğun bir yorum oldu mu daha önce? Eskiden oluyordu. Oluyordu yani. Ama artık onları biraz böyle filtreledim hayatımdan. Çok eskiden çok dikkat ederdim. Modumu düşürürdü. Ha. Böyle yazdılar diye sürekli bakıyor muydun? Evet çünkü merak ediyordum yani insanların uh, reaksiyonlarını merak ediyordum ama bu bayağı eskiden. Daha aslında yeni yeni popüler olmaya başlarken oluyor herhalde. Yok hani? Hollanda'da benim Hollanda. Türkiye'ye gelmeden önce bir kariyerim vardı zaten. Hı hı hı. O ilk başlarda çok takip ediyordum. Hı, hı. İşte arada sırada böyle 10 tane güzel yorum olur. Bir tane, bir tane kötü olur ona Kurulursun sadece. O 10 güzel yorumu unutursun falan. <laughs> Onun için dedim bir anda hiç bakmamak daha iyi. Senin bakmadığın yorumları biz biriktirdik. Süpersiniz. Topladık Teşekkürler ve... çok sağ olun. Hani toplu bir <gülüyor> <gülüyor> günah çıkarma gibi olsun. Toplu hepsine bakacağız. Linch at başlıyor alkışlarınızla sevgili dostlar. Evet. Sana etek giydiren hayat bize neler yapmaz demiş biri. Bu bir etek mi? Değil. Değil, short. Short bu. Aynen. Bu da öyle yani hani çok da kötü bir yorum değilmiş ya. Değil, değil. daha geliyoruz. Ha okey, yani. yavaş yavaş. Aynen yani sana. Klimaksa sen, doğru. Tabii tabii, tatlı tatlı yani. Şu an şey, sen şimdi uzun süre ara vermişsin ya bakmaya. Seni alıştırıyoruz yani. Etek metek diye. Devam edelim. Bu diye. biraz böyle oversized bir model olduğu için galiba oturuş şeklinden insanlar bir etek zannetmiş ama hayır. Bir kilo, de kilo vermişsin. Kilo güzeldi, verdim aynen. Ameliyat oldum. Orada kilo, hmm. 12 kilo verdim. Çok güzel İyi yani. geldi ameliyat bravo. Bu çok güzel. Ne ameliyat? Onu, mide ameliyat değil değil <laughs> mi? Yok safra kesimi aldılar. Hadi safra iltihap olmuş. O iltihap da kanıma bir enfeksiyon yaydı. Bayağı bir kötüydüm. 12 kilo mu verdiriyor safra kesimi Yok da yani o işte antibiyotikler, terlemeler falan filan oradan. Bir de doğru dürüst yemek yemedim bir hafta boyunca. Orada bir iniş oldu. Ben apandistimi aldırdım. 5 kilo verdim. Keşke safra yapsaydım. Keşke aldırsaydım. safra kesene aldırsaymış. <laughs> <değil mi? gülüyor> ben arayayım doktoru <laughs> istersen <gülüyor> ayarlayayım. <gülüyor> Vallahi olur. Varsa tanıdık böyle hızlı hiç yormadan. Devam edelim. Mördo'nun Mördo diye okunmasına ben hala alışamadım ya demiş. Ne demek abi Mördo? İlk bu Ay'a falan çıktığında normal o sesin finalinde Zeynep Bastık'la beraber bir işte Zıkta. bir performans yaptık. Orada da Acun abi beni Murda diye murda. çağırdı şeye sahneye orada bir hafif herkes murda. murda demeye başladı ben de onları düzeltmek için öyle değil Murda diye okunuyor dedim dedin dedin ama de. insanlar hala Murdaya takılı herkes hala Murda diyor. Sevsinler be bro. İnsanlar istedikleri gibi sevsinler beni. Sevsin He, ama sevsinler. Aynen. Ya da sevmesinler <laughs> Sevmesin. ama istedikleri şekilde olsun. <laughs> Zorlanmasınlar hiç. Ya abi ama Acun abi Murda dediyse sen artık yani. Murda'sın. <laughs> 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 <Sen> artık... <laughs> Onu bil <belli> yani Murda'sın artık. <laughs> Devam edelim. Abi benim Manita takip ediyor diye takip ettim seni. Şimdi ne Manita kaldı ne sevgi çıkıyorum takipten. <laughs> Helal olsun. Helal olsun. <laughs> Aynen kararlı bir adam. Kararlı. Seni sevgilisi için kullanmış ama yani. A sevgilisi evet. var takip etmiş diye. Puan kazanmak için takip etmiş. E ayrılınca ben de ben ben onun yerinde olsam ben de çıkardım. Çıkardı yani. değil mi? Belki ona sen, e sen ona sevgisini hatırlatıyorsun. Olabilir. Konuşmak istiyorsan benle Sefa Kuşcum bu konu hakkında DM'lerime kayabilirsin. <laughs> DM'ime kaymak nedir ya? diye DM olur yani. Öyle bir tabir mi var? Aynen. Demeye gel konuşalım. Demeye kay. Ya, kay yani böyle. Aa. Kaygan bir Gel şey. yani. Gel aynen, oradan gel. ben seni... Ak be Kayarken ya. yakalarım aynen, seni. Aynen ben yakalarım. Oo Sefa ak kuş. Ha. <gülüyor> 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 Devam edelim. Şimdi babaannen mi işledi? Mörda demiş biri. Giyip kuşağımdaki. Çok güzel gibi. Nereden gerçekten? Casablanca diye bir markanın. Ha. Gömleği. Güzel. Tarz. Sen beğendin. Ba, beğendim valla. O zaman Seda'nın yorumunun bir ağırlığı kalmadı. O da beğenmiş bence o zaten. Yani Babaannemiş, gülme falan filan. Yani bile... Link'e buranın adı ben hepsini şimdi yok, negatif... Yok yok hayır bizde muhabbet açacak hmm. olumlular da var. Hani bu mesela böyle bir ironik yani. Ama Hem var gömle... biraz değil mi böyle var. bir babaanne örgü e, tabii, o şeyi var. E tabi tamam. o şey var o enerjisi var. Diker miydi hiç sana öyle ailede babaanne falan anan öyle dikerler böyle kıyafet aynen, aynen. Va kazak mazak va eskiden hmm. ben e anneannem babaannem dedemi genç hmm. yaşta kaybettim hmm. yani 14 15 yaşlarındaydım ama küçük yaşlarımda ördükleri Hepimize bir patikmatik bir şey öerlerdi. Aynen. Küçükken yani. atkı olur işte ha, bere olur. Tabii. Devam edelim. Abi pop sana göre değil. Sen en iyisi rep'e dön. E, Repçiyim zaten. <laughs> yani işte bu linç işte. Aynen. Pop yapıyorsun gibi hissediyorlar. Ne diyorsun? Ya aslında şöyle... Ben müzik yapıyorum. Yani pek janrı öyle seçici biri değilim. Ama özümde rapçiyim yani. Ama daha çok stillere hakim olduğum için onları da yapmaktan kaçınmıyorum yani. Popüler olmakla ve popüler müzik işte şimdi bu o ses jüriliği gibi oralarda yükseldikçe senin kit, kitlende böyle bir öfke ya da işte şey oldu mu? Müziğinin tonunu kaybettiğin bilmem ne falan gibi Yo, şey oluyor Yok bana ya. göre öyle bir... bir hani dinleyicilerde öyle bir öfke, öfke hissetmiyorum <laughs> ama illaki işte böyle insanlar da vardır. Onlar da var arasında. Devam edelim. Rezilli modernlik yaptınız yani demiş. Evet. Neye bu rezillik? <laughs> Yaptık be. Kusura bakmayın. <laughs> Buradaki rezillik. <laughs> o, galiba konuşanlarda bu modern diye bir Hasan bana soruyordu işte evli misiniz değil misiniz? He evlilik durumu hep Aynen, konuşuluyor Ben de ya, değiliz. Abi. Modern takılıyoruz falan gibi bir şey yaptım. Ee, insanlarda i̇nsanlar da ona tutuldu. Onu galiba ona evli yani. olmadan çocuk yapmaya rezillik diyor. Onu da modernlik yaptınız diyor. Aynen. <laughs> Gerçek bir rezillik olarak düşünüyorsun. Evet. Rezalet bir adamım <laughs> ve gururluyum bu konuda. <laughs> evet. Ama ben mesela Hasancı'nın programında izlediğimde yani yengeyle hiç görüşmüyorsunuz. Yok yok canım. Benim, Benim şey hissiyatı verdi yani hani. Hiç görüşmüyorsunuz gibi bir hissiyat verdi yok, ki. görüşüyoruz yani. Yani nikah, şey, kağıt üzerinde değilsiniz. Kağıt değilsin. bir şey yok ama sevgi ve saygı çok yüksek. Çok yüksek. Aynen. Yani alsana modernlik. Modern alsana rezalet. <gülüyor> <gülüyor> Devam edelim. Köyde tarladan geldikten sonra aynaya yansıyan görüntüm demiş. Şu çamurlu. E Biri mi giydiriyor sen tarzını kendin mi belirliyorsun? Ee, stilistlerim var ama... Lerim. Kaç tane var abi? Üç tane. Üç tane. Aynen Alıyorsun. Ama... Bugün ne giysem mi? Yok. Çekimlerde veya işte fotoshootlarda, video çekimlerinde İşe ama... İşe göre stilistim var. Aynen. Sahne için başkası. Aynen. Program için Ama isimleri. seçerek yani. Ben... E, nedir onu? Beğenmediğim bir şeyi giymem yani. Onlar beğeniyor diye giymem. Devam edelim. E tamam ne oluyor o orta parmağı gösterince? Daha çok mu seviliyorsun? Güzel soru. Sevenler var. Aa ne güzel parmak diyenler falan. Değil mi böyle? Aynen. Ulan bu Olabilir. parmağın hatrını, bunun müziğini takip edeyim onu takip aynen, edeyim. Aynen bu, bu aynen bu parmağı dinlenir yani. <gülüyor> <gülüyor> parmağı böyle şarkısı nasıldır ki? Bu da şey böyle çekimlerin son saatlerinde artık hmm. yorgunluktan geberiyoruz. Adam hala kamerayla gelip fotoğraf Geliyor. çekiyor. Ona çektim evet. aslında. Devam edelim. Beni dumura uğratan en çok dinlenenler lisesi şu şekil. Bu arada... Murda ne? Mur, ha, murda ne? Mürdüm eriği gibi bir şey mi? Demiş. Mürdüm şu eriği listeye ne? girmişsin. Evet. Mürdümeri bir güzel bir eriğimiz çeşit olarak. Yeşil eriklerden. Mor mu? Mor o da güzel de yeşilleri daha güzel. Papaz eriği işte o. Büyük yeşil. Büyük yeşil değil mi? Lezzetli. Nar ekşili veya tozlu. Onu böyle nereye gitti şu an canım? Erik istedi ya. Abi ne diyorsun? Spotify'da hakikaten yani... Bence çok güzel bir ilk üç yani. Değil mi? Ezel, Sezen Aksu, 4, Dört beş istendim tabii. Sagopa da büyük ha. büyük legend. Onunla da birkaç ay önce tanışma fırsatım oldu. Acayip güzel bir adam ya. Çok çok tatlı bir adam. Birlikte bir şey yapma ihtimaliniz var mı sence? Yapalım. Ben açığım her zaman. Hı. Devam edelim. Spotify sonuçlarım açıklanmış. Mörde kazanmışım tam burslu. <laughs> çok güzel. Bu çok komik bir tweet yani. Murder de kazanmışım yani. O şey güzel oldu ya. Spotify'da dinlediğin şarkıların yıllık şeyi ortamısu geliyor. Herkes paylaşıyor. Aynen. O sizin açınızdan da büyük bir veri değil mi? Spotify'ın önemleri. Yani önemlidir. insanların listesine yani bir ilk beş listesi olduğunda onun arasına düşmek tabii güzel bir şey. Hı hı. Şarkıların o insanların hayatında yaşamasını bilmek en azından işimizi boşuna yapmadığımızı İyi gösteriyor. E, ispatlıyor. Peki bir ilk üçü oldun. Öteki sene mesela İlk ona giremedin falan hani o bir stres yaratıyor mu? Yok. Zaten yani inişli çıkışlı bir hmm. şey olduğu için. Mesela bir sene belki daha az şarkı çıkarmış Çıkar olurum. Mı? O zaman o listelere girmek daha zor oluyor. Ama böyle kalabalık yıllarda daha da yükselebiliyorsun. Onun benim o tür takıntılarım hiç yok. Hmm. Hani listede, listelerde olayım olmayayım öyle bir... Ya başarı kavramıyla ilgili bir derdin yok mu yani? Yani başarımın verdiği belli bir e, pressure neydi ya? Türkü? Baskı. Bir baskı var ama o baskıdan da fazla... Tamam kendimi etkilemek istemiyorum. Çünkü yaratıcılığı da bozabilir. Tabii. Onun için hmm. daha çok böyle kendi dünyamın içinde. Hayallerinin neresindesin? Var mı daha çok büyük hayaller? Daha hayallerin? yolumuz var ya. daha Çok başlandı. böyle abi şöyle bir şey var dediğin, gelecekle ilgili tasarladığın. Yani hayal ettin... Türkiye'de daha çalışmak istediğim birkaç isim var. Hmm, bir Yurt dışına da Akmak istiyorum biraz. Benim 4 sene İspanya'da yaşadım. İspanyolca hmm. konuşuyorum. Biraz o tarafları görmek istiyorum müzik açısından. Hmm. Bugün bir şarkı çıktı. Full İngilizce girdim. Oralara da daha böyle bir hmm. ağırlık vereceğim. Yani onun için... Dünyada hani... da, Avrupa'da da, aynen, İspanya'da aynen. bir şeyler yapmak istiyorsun. Aynen, %100. Devam edelim. Mozart dinlerken Mörde'ye geçiş yaptım. Spotify'da şaşırıyordur bu kültür şokuna demiş. İki tane bence legend. Mozart'ın <laughs> Bence çok iyi olmuş. <laughs> Mozart'ın üstüne çok iyi olur değil mi? Çok güzelmiş. Senin Spotify'ında böyle çok dinlediğin ama söylemekten çekindiğin biri var mı? Ee, ya da çekindiğin de Beklenmedik biri var mı mesela? Düşünmem lazım. Söylesen şaşıracağımız ne tarz da olabilir. Yani arabesk, türkü. Arabesk dinliyorum ya. Arabesk, Müslüm hani, mesela ben çok büyük Müslüm hayranısın. hayranıyımdır. Azer dinlerim. Hazar Bülbül. Aynen. İlyas Yalçın Yalçıntaş'ın albümünü bayağı dinliyorum. He, çok seviyorum. İlyas Yalçıntaş. Aynen. Çok iyi. Seversin. Onun çok iyi gitarist. Sesi de çok dinlendirici değil mi? Aynen. Albümü de çok güzel. Onun onunla konuşurken biliyorum tanıştın mı hiç? Gözleri... Yok tanışmadım da şey hmm, konuştunuz. DM'ine kaydım bir Aa, kere. kaydınız. Aynen aynen. <laughs> bir, bir kere dedik hani bir beraber bir araya gelip bir stüdyo falan filan. Aynen ama denk gelemedik daha. Çok güzelmiş. Devam edelim. Rapçi Mördü'nün 10 yıla kadar hapsi istendi demişsin. Şarkılar baya kötüydü ama 10 yıl fazla olmuş demiş. Katılıyorum. Katılıyorum. <laughs> <laughs> hani o kadar kötü de değildi. <gülüyor> <gülüyor> Bu güzel bir mesela. <laughs> Bu konuları Sormak konuşmak isterim. Kaç senelik bir kötülük hissediyor aslında. <laughs> Iki, üç Ev 3 sene fazla 3 sene yatar çıkar yani o, o, olur. <laughs> Bu konular kapandı değil mi hocam? Yani Yok daha devam ediyor, isimle, ama dava devam ediyor ama. Sürece süresi, mi? güvenerek biz de hayatımıza devam, devam ediyoruz. Devam edelim. İyi ki doğup senin baban olmuşum prenses. Bu sabah kızım beni happy birthday papa diyerek uyandırdı ve bana dünyanın e, diye bir şey paylaşmışsın. Dünyanın bir bir en şanslı adamı oldum. Adamı olduğumu olduğumu Papa ne kardeşim iyice yozlaştınız <laughs> kızım laf yok. O ne derse desin. <laughs> evet, doğrusu. Papa e o tabii Hollanda'da büyüyor. Hollanda. Annesi annesi Türk değil. Hmm. Onun için evde Hollandaca da çok konuşuluyor. O da Baba Papa. Baba da diyor. Mu? Papa mı? Aynen papa. Yani. Papa ha. Evet. Anne ne? Hollandaca. Mama. Mama. O normalmiş. Papa. Devam edelim. Şariler <laughs> fıstık. Evet şarkının tanıtımı girmiş. Bunun linci ne? Ajdar'ın bestelerini andırıyor demiş. Legend yani. ya. Çikita banana. <laughs> yeah. Ajdar legend ya. Legend. Gerçekten dinliyorsun Ajdar'ı. Mesela Spotify listemde. <gülüyor> <gülüyor> Müslüm Ajdar. <laughs> Ajdar'ın YouTube'daki bazı kesintilerini bayağı izledik İzliyorsun yani. İzliyorsun yani. Aşırı cringe bir adam. Ben ya. de cringe şeyleri çok severim. Ama bir de... <laughs> Yani ama hala mesela e, özgüveni hiç sarsılmadı. Aynı aynen. özgüvende. Bu kadar realiteden uzak olan bir adama saygı duymak lazım. Hep aynı uzaklıkta da kalabilmesi aynen, aynen. inanılmaz. Aynen. Yani. aynen hiç dönmüyor yani dönmüyor. o gezegeninden Gelmiyor. normal hayatı. Gelmiyor. Aynen. Geçen bir şeyini gördüm onun. Ha, bir yerde Sahneye çıkıyor sahildi. bir dansçıyla beraber. Hmm. O dansçının etrafında dans ediyor. Elini tutuyor. bir O dansçı da erkek bu arada acayip güzel görüntü izlemeye <laughs> Çok iyi. İzleyelim. Çok, çok iyi. iyi. Devam edelim. Amirim halktan biri. Viski kağıt bardakta içiyor demiş. Evet, viski değil o bu arada. Hani si konyak. <laughs> ee, orası bir konserin backstage'i. ve ben konyağı öyle bardaklardan içmeyi daha çok seviyorum. Evet. Al sana cevap. Al sana cevap. <laughs> ee, niye bardakta daha çok seviyorsun? O plastik kokusu çünkü. Rahatsız mahalleyi <laughs> bana hatırlatıyor. Dışarıda içtiğimiz geceleri. <laughs> Çok içer miydin yani? şeyde Rotterdam'da falan arkadaşlarla dışarıda takıldığımızda daha çok böyle plastik garak bardakları garak. alıp öyle takılıyorduk yani. Orada mı doğdun büyüdün tamamen? Amsterdam'da doğdum. Doğdun? Amsterdam'dan Madrid'e taşındım. Madrid'de dört sene yaşadım. Oradan İstanbul'a taşındım. İstanbul'dan bir Ankara'ya taşındım. Sonra tekrar Hollanda'ya döndüm. Abi bu ne tahini bu yani nereye nereye <laughs> ne, yani nereden nereye yani? Cepsi gibi böyle her şey. Amsterdam'dan. Madrid ne alaka? Sonra İstanbul. Ki Kesin. iyi ki de gezmişiz yani. Bence bir sürü de yer bir tecrübe yani. Bir sürü yani. kültürlerle harmanlaştık. Zaten bu saydığım yerleri de müziğimde de duyabiliyorsun. Yani İspanyol şeyleri olsun falan. Onun için yani şanslıyım o konuda. Şan, bence de. Devam edelim. Sahne derinde sigara hiç Bu gençliğe daha güzel örnek olabilirsin. Evet. <laughs> Olabilirim. Haklı. Ama olmayacaksın galiba. Yani... <laughs> Olurum ya bir gün inşallah Seni <gülüyor> <gülüyor> örnek olmanın gerektiğini düşünüyor musun? Hayır <laughs> sen cebinden çakmak mı fırladı? <laughs> tam örnek tam örnek olacaktım yani başına e, ne geldi ya? Ben <laughs> örneğimi şey olarak yani kişiliğim nasıl bir insan olduğum bir örnek olsun. Ben pozitif bir adamım, sıcak hmm. bir adamım, Eğlenmeyi gülmeyi seven bir adamım. O örnek olsun insanlara ama yani ben burada halkı eğitmek için bir pozisyon almadım. Ben müzik yapmak için buradayım. İnsanları eğlendirmek için. E arada sırada da sahnede bir sigara içiyorum Hı, yani. Sigara bunda da ne var? Kusura bakma ya arkadaşlar. Devam edelim. Ezeli eleştirdiysen onunla olan şarkılarını söylememen daha doğruydu bence. Ezeli ne zaman eleştirmişim? Çok merak ettim. Eleştirdiysen diyor. <laughs> ha. Hayır. E Eleşti. Burada eleştirmem. Ben de... mi? Hiç eleştirdin. Bir... Yok imkansız ya biz... Ee... Ezelle aile gibiyiz yani. Bir de yani Türkiye'ye beni tanıtan Ezelle beraber olan şarkılar Yaptığımız oldu şarkı. onun için yani ona öyle bir hani eleştiri veya en azından eleştirim olursa kişisel bir ona söylerim. O, aynen yani bunu dünya bilmez. Acaba ne söyledin de bunu eleştiri algıladı Vallahi o hiç zaman? Vallahi bilmiyorum. Ya. Ben de merak Şu ettim. Şu an Ezelle irtibatınız yerinde. Tabii tabii. yüz her zaman. Bir yeni başka da şarkı yapma ihtimaliniz var mı? Var birkaç söyleyeyim? tane. Ama Düşünmek yani mi? ne zaman yayınların onu... Senin yani o Aya şarkısından önce de aslında Hollanda'da bir müzik kariyerin tabii vardı. Tabii tabii vardı. Ne orada... ne kadardı yani? Vardı dediğin... Ya Hollanda küçük bir ülke olduğu için oranın belli bir tavanı var. Türkler açısından mı yoksa normalde yani Hollandalılar da açısından. tanıyor muydu? Oradakiler yani Hollandalılar da tanıyor. Tabii tabii ben hmm. orada bütün büyük festivallere çıktım. Çıkıyordum. Turlar yaptım. Hmm. Hollanda'da bir filmde başrol oynadım. Aa! Dizilerde oynadım. Öyle bir şey oyunculuk da mı var? Var var. Aa! Benim annem ve babamın geçmişi full tiyatro. Yani benim küçüklüğümde ben hep tiyatro kulislerinde büyüdüm. Ne diyorsun ya? Aynen. Aa. Hollanda'dayken e, annem ve babam Amsterdam Tiyatro Okulu'nu bitirdiler ikisi de. Annem oyunculuk diploması aldı, babam oyunculuk ve yönetmenlik diploması. Vay be. Aynen. İstanbul'da falan yapabildiler mi bari döndüklerinde burada? İstanbul'da yapmadılar ama Avrupa'nın her yerinde yaptılar. Babam işte zamanında Hollanda'nın ilk Türk tiyatro kolektifini kurdu. Karagöz-Hacivat'ı oynadılar. İneğin Aynen. Güldürüsü'nü yaptı. O Alper abi geçen Şener Şen'in oynayacağı Zengin Mutfağı <laughs> Zengin Mutfağı. Onu oynadı Most babam. Fengülen. Çok güzel Aynen. bir aslında sanat geçmişi var. Aynen. Oyunculuk... Oyunculuğu sevdin mi peki? Ya yani niye koptun oyunculuktan? Yani kopma değil. Benim ilk aşkım müzik. Hı -hı. Müzikten doğru bana teklif gel geldi oyunculuk Hı -hı. için. Orada da işte babamla beraber skriplere falan bakıyordum. Aynen, he. Çok isterim ya. Yine Hiç bir... yaptın mı? Türkiye'de yapmadın mı? Türkiye'de de yapmadım. Öyle bir teklif Buradan gelsen abi istek olsa %100 açığım yani. Bak süpermiş. Devam edelim. <laughs> Aradım Acun'u dedim abi Jet'i ver. Yani senin şarkı sözünle şey yapmış. Jet yani, mi bu? bu? Yok. bu. Vito bu ya. Aynen. Ay gidi hey. Eren. <laughs> Ama... Ama bir geniş İçi bir... jet gibi değil mi? Evet evet geniş bir Vito. Senin mi bu yoksa kiralık? Yok bunu o sesleyken Alper abi mi ayarlamıştır ya büyük hmm. olasılık. Güzelmiş bu ama gerçekten. Hani sen turne murne için kendine yaptırdın mı dedim ama. Yok. Deyilmiş. Devam edelim. Gel benim kadar nargilede yuvarlak at, at oğlu. Ney? Yani Gel benim kadar nargilede nargile yuvarlak... yuvarlak mı Ha üflediyor? evet. Ben hiç o tabiri şey olmadığım için gel benim kadar nargilede yuvarlak at oğlu. Okay. Nargilede yuvarlak atma mı var? Bir de nargilenin dumanı böyle daha bir ağır ya. Ağır ve yu... gider yani o yuvarlaklar. Bayağı büyük olur yani. Arka arkaya. yap pop 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 böyle demelere doğru akar. Yapabiliriz Efe. Dayıoğlu. <laughs> dayı, <oğlum>. dayı. <laughs> Dayım oğlu. Dayı, Devam et. Böyle boş insanları meşhur etmeyin ya. Gözünü seveyim. Çay yap desek yapamaz. <laughs> Yani sallama çay yaparım. <laughs> Ama demlemeye gelince biraz zorlanabilirim. E haklıymış o zaman. Aynen. Sallamayım Aynen. bize. Bomboş bir adamım çay yapamayan. <laughs> Peki nasıl siz gerçekten aran mutfakla? E, yemek yapmaya yeri geldiğinde seviyorum. Ne zaman gelir yeri? Yorgun olmadığımda, zamanım olduğunda. işte e, Ya böyle hani evde yani, evde puan toplaman gerektiği toplaman, zamanlarda. kredime arttırmam gerektiğinde <laughs> yaparım böyle şeyler. En baş şeyler olayların ya. en başında yani. <laughs> Veya işte e, çocukların annesi bir yere gittiğinde çocuklara ne yapıyorsun? İyi. Çok güzel makarna yaparım bro. En basiti böyle. Yani. Farklı <laughs> 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 bir şey Sucuklu var mı? Sucuklu yumurta falan. Sucuklu yumurta. Çok güzel burritolar yaparım. Burrito ne? A, Meksikan taco burrito oluyor yani. Ha. Onları güzel yaparım. Burrito. burrito. Gel bir gün ben sana yaparım. Yap, yani. yap ya güzel aynen, alayım. Aynen. Alayım. Meksikan dedim böyle taco gibi yuvarlak içine Aynen, alıyorum içinde biraz ne daha var? Böyle dürüm dürüm gibi mi? daha büyük Aynen. hali. Şey Aynen. gibi aslında. Şu an. Acıktım da. Ne? Tantuni gibi. He, tamam, Meksikan içi. tantunisi. Aa güzelmiş. Yapıyorsun bayağı bunları. Yaparım yaparım. O tabi o biraz zorlama. Çok puan toplama gerektiği zaman yaparsın gibi. Aynen. <laughs> Ama o zaman puan <laughs> da tavanlıyor. Tavan, özgürlük oluyor bana böyle. Alan açılıyor birden. <gülüyor> <gülüyor> ya da böyle hiç olmayacak bir şeyi oldurmak için hani. Yani güzel somon yapalım bu arada. Etrafında sebzeli mebzeli. Şu an benden bile bir puan topladım biliyor musun? O, o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Devam edelim. Abi aç olduk çıkartık sahneye demiş biri. Var mı öyle çok sıkıntı yaşadığın bir şey? çok geç kaldım çok ama bir şey yok. ama bazen e, yani bizi oraya getiren insanlar karar veriyor kaçta sahneye çıkacağımızı. Biz onun kararını vermiyoruz. Onun için bazen insanlar beklemek zorunda kalıyor ama yani çıkıyoruz sonuçta. Ya siz çıktığınız genelde hani aslında rap dünyasında mı oluyor bu? Daha çok bilmiyorum ama hani mikrofon ve konuşma, diyalog çok olduğu için hep bir olaylar da yaşanıyor aslında. Hep görüyoruz. Ya. Son dönemde işte bir şeyler atma var. Bir işte sahneyi terk etme, laf atma, o bu falan filan. Yani biraz daha böyle seyirciyle birebir muhatap olma sizde çok var yani. yani. O zorluyor mu seni de? Bazen. Hmm. işte o bahsettiğiniz hmm. olayı yaşadım bir kere ama o genel olarak benim sahneme bir şey fırlatan olmuyor hmm. veya işte diyaloglar tatlı geçiyor tatlı. ama bazı yerlerde işte mesela kulüplerde insanlar tabii içkili oluyor. Hmm. İçkili olunca biraz daha özgüvenleri tavan yapıp Bazen ters ters, ters hareketler ters, olabiliyor ama yani sonuçta biz orada insanları eğlendirmeye gidiyoruz onun için bir insanın yaptığını herkesin bir insanın çekmesine gerek yok. Devam edelim. Sanki ve like kelimeleri dünyadan yok olunca mörde şarkıları. Vay. <laughs> çok ağır mı? Çok ben? haklı bu arada. <gülüyor> 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 çok mu kullanırsın sanki? Ya yani ben e, rap'te tabii e, kelime oyunları olduğu için. Punchline'ler, metaforlar Hı -hı. falan filan. Onları sanki ve like'la hep yapıyorum. Yani sanki ve like en çok olan kelime midir? Yani Yok değil. Punch'ına doğru götüren kelimeler punchline mi? Punchline'larımda kullandığım en... Yani çünkü orada bir eşleştirme yapıyorsun, yapıyorsun. ya. Hı -hı. Orada başka ne kullanabilirim bro? Sanki, like, bilmem. Ben Misal. Olarak. Misal. Ne varsa sankinin karşılığı ne olabilir? Gibi. Gibi. Onu da kullanıyorum. Gibi. Aynen. Devam edelim. Hayatım Mördan'ın şarkıları gibi. Saçma ama sürükleyici. Güzel. <laughs> Güzel. Hayatın zaten biraz saçma olması iyidir. Sürükleyici olması da gereklidir diye gereklidir. düşünüyorum. Gereklidir. <laughs> Çok iyi cevap. <laughs> Şarkılarının toplamında bizim hikayeler yazarken bir şeyimiz var. Toplamından bir cümle çıkması gerekir gibi bir hissiyat var. Önerme, bir duygu, bir kelime yani... Sende o şey var mı? Şarkı ben bu şarkıda bunu anlatmak istiyorum dediğin yola çıkarken belirlediğin bir cümle oluyor mu? Tabii. Mesela işte Aya şarkısında hmm. aya gitme hikayesi var. Hmm. <laughs> <Getir beni>. <gülüyor> <gülüyor> Nereye kadar şarkısında hani ilk bir çiftin ilişkisinin nereye kadar gidebileceğini anlatmaya hmm. çalışıyorum falan. Yani her şarkının ben, kendine göre bir topiği var ya. Yani. O başlama anı ne seni şarkıya yazmaya başlatan şey? Ya ben Spanker'la çalışıyorum genel olarak. Benim producer'ım. Onunla hmm. beraber stüdyoya girdiğimizde o sıfırdan bir beat yapıyor. O beatin üstünde his... Önce beat mi geliyor? Tabii sence? tabii. O beatle meşgulken ben de arkada sözleri yazıyorum. Tamam. O beatin yarattığı bir his olur. Duygu var. Ha. Ona da direkt yani fazla düşünmek de iyi değil stüdyoda. Onun için ilk hissettiğine Çok direkt tam. çatır çatır giriyoruz. Sanki like, sanki like. Aynen. Like. Sanki like, şari şari şari. <laughs> sanki 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 like like like. Devam et. <laughs> Annem o söz Türkiye'de mörde gördükten sonra bir fanı oldu. Temizlik yaparken skirt skirt diye geziyor. <laughs> i̇şte bu ya. İşte bu. Skirt skirt. Bir şarkıda mı var? E yoksa... baba da skirt skirt skirt. Skirt skirt evet. skirt. Devam edelim. <laughs> Ezhel'i dinleyen herkes mördeyi de dinlemiş oluyor. Resmen Almanya ve Osmanlı gibi. Biri kazanınca diğeri de kazanıyor. Kardeşlik, kankalık. Kankalık. Aynen. <laughs> Birbirinize böyle bir paslama durumu var aslında Ezel'le. Ezel'le tanıştığımızda şimdi ben e, Ezel'i ilk defa Hollanda'da radyoda duydum. Bir e, Phoenix diye bir şey var orada kanalı var. Hı -hı. Orada imkansızım şarkısı çalıyordu. Arabadaydık. Şarkıyı duydum dedim wow bu bayağı iyi. Hani Hı. Türkiye'de böyle bir tarzın var olduğunu ben o, o güne kadar bilmiyordum. Oradan işte DM'ine kaydım. Dedim bro. İlk sen mi attın? Aynen. Bayağı iyi şarkıların falan. Çok beğendim. Respect. O da bana dedi ki. O ben de 8 senedir seni takip ediyorum. işte ilk projelerini biliyorum. Hepsini side etti falan. O -o. Aynen yani o da burada benim Hollanda'daki yaptıklarımı takip ediyormuş. Oradan zaten direkt bir samimiyet başladı. Sonra onun Avrupa turunda Hollanda'ya geldi. Ben dedim işte geldiğinde gezelim tozalım bir stüdyo yapalım. Stüdyoya girdik, gündüz girdik stüdyoya, Boynumdaki Çen şarkısını yaptık. Konserine gittik, konserden çıktık, gene stüdyoya gittik, Aya şarkısını Aya şarkı. yaptık. Yani bir günde yani bir günde. 24 aynen. saat oldu Gerçek bir DM'den kayış yaşanmış yani karşılıklı böyle. Aynen. Hani i̇çinde sanat da çıkan bir şey dönüyor yani. süper. Devam edelim. Mördayı ben paylaşıyorum, adam rapçi diyorlar. Mörday rap sayfaları paylaşıyor, rap mi bu diyorlar. Lan siz ne istiyorsunuz demiş biri, pop dünyası sayfası. Seni savunmuş aslında. Aynen. Rapçi, popçu falan diye konuşulması seni çok etkilemiyor anladın hiç, kadar. Ya. Hiç, Senin bir müziğin var <laughs> aynen, neyse ne aynen. yani. Hiç etkilemiyor yani dediğim gibi ben bir tarza bağlı biri değilim. Onun için belki insanlar hani bir de rap kültürü Türkiye'de daha çok genç olduğu için hmm. püristliği de çok yüksek hani insanlar hala 8 Mile kafasında hmm. Eminem kafasında falan ya. Eminem olalı 20 sene olmuş yani. Oldu. Müzik ilerliyor. Gelişiyor. Soundlar Püristli gelişiyor. Pürist derken ne demek? De... Pürist yani daha çok böyle bir real rap. Hip hop böyle olmalı gibi bir yaklaşımı olan. Kuralları kitle... olan aynen, daha aynen. sert bir şey rap kuralsız değil. bir bir kültür yani. Öyle protest bir yerden çıkma yani. Onun için hani onun kuralı yok. Her şeyin her şeyin içine girebilir, aynen, çıkabilir aynen. istediğin gibi. Devam edelim. Konserde yüzüne para atılan rapçi Mörde dansöz müyüz fakir mi görüyorsunuz? O paranın 200 katını suratına fırlatırım demiş yani. <laughs> Evet dedim. 200 katı yüzüne fırlatırım mı dedi. Evet. Şimdi şöyle ama bir açıklama yapayım. Bir adamın başka bir adamın üstüne para atması bence büyük saygısızlık. Tabii. Dansözün üstüne para atmak bir gelenek. Yani ben orada aslında dansözleri aşağılamak için öyle bir şey demedim. Hani e, ağzımdan birden öyle çıktı belki sinirli bir tonla çıktığı için anlıyorum insanlar e, alınmış olabilir. Ama hiç öyle bir niyetim yoktu yani. Benim orada söylemeye çalıştım hani bro sen geliyorsun ben kaç yaşında bir adamım benim Üstüme para fırlatmaya çalışıyorsun. Bu büyük saygısızlık yani. Hmm. O sinirle de dedim o paranın 200 200 müslini fırlatırım hı hı. kafana diye. Doğru cevap mıydı? hayır ama o anda öyle yaşandı. Orada. Bir bunun incine bakalım. Kaba bir hesap yapmış biri. Küçük bir hesap yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Kağıt para attığını sanmıyorum. Atacağı en baba büyük parada bir tane diyelim. 200 kat da pek bir şey etmiyor. Belki gurbetçi diye yürü atmıştır <laughs> demir para onun hesabı çok zor her saniye artıyor falan filan işte diye bir hesap güzel yapmak. iyi hesaplama <laughs> böyle bir gerginlik olduktan sonra konsere devam ediyorsun tabi tabi bak bakayım. Alper abi de orada beni hmm. sakinleştirmeye çalışıyor değil o ben? da hatta diyor bro boş ver konsere devam et devam biz de devam ediyoruz. yani Hiç zaten de. devam ederdim yani orada ıı, hiçbir olay beni sahneden Ayıramaz, ayıramaz yani hani belki sahneye. çok büyük bir olay çıkar falan o sahneyi terk etmemiz gerekebilir kendi güvenliğimiz için ama onun dışında show must go on yani. Devam edelim. Ferdun aslında büyük bir Murat Dalkılıç hayranı olup mahlasını bu şekilde oluşturduğunu biliyor mu? <laughs> Murat Dalkılıç Türkiye'nin Twitter'ı o kadar yaratıcı ve komik ki <laughs> yemin ederim. Yorumlar o kadar iyi ki çok iyi bayağı iyi. Bu mesela çok iyi. <laughs> Murat Dalkılıç Murat Dalkılıç <laughs> Murat Dalkılıç <laughs> kardeşim ben çok severim buradan. Murat'a sevgiler olsun. <laughs> sevgiler olsun. Çalıştın mı Murat'la tanışmadın? Yok tanışmadım. Aa. Bir tanışsan vallahi bak o yüzden koymuş olabilirsin marlasın. Aynen. Öyle bir. Belki direkt orada bir Direkt evet. bağlantı kurulabilir ya. Devam edelim. Abi o nasıl ayakkabı ipi amına. Bak burada da ipi. Aa evet. Evet. Hoşlanıyorum. Bu yani. ayakkabının markasından mı yoksa ipleri sen mi takıyorsun buna? Yo bu ayakkabın modeli böyle geliyor. Aa çok güzelmiş. Bu da bu ama ee, bu çok bu halat bu, ya bu şey. Artık. Air Force bu, Nike Air Force Man aslında sonra o ipleri bir Hollandalı bir çocuk kendi koyuyor. Ha işte o böyle Aynen. bir şey oldu çok belli Aynen. yani çok güzelmiş tarzı. Devam edelim. Tam bir kapris ve kibir abidesisin bro. Ne demek o? Kapris, abidesi ne? Abidesi yani bunun öncüsü bunun şeyi en büyük. Örneği, hmm. abi de hatta daha bunun böyle daha heykeli yapılacak halindesin yani Heykelisin yani. Okay, thank you. Bu <laughs> diyeyim. ne diyeyim? Kibirli biri misindir? Kibir ne? Kibir yani e, yaşadığı başarılardan sonra onunla böbürlenmek gibi yok, düşün ya. Yok. Böbürlenir misin hiç yok, şeyi? Yok, ben hiç böyle bir kendim insan. kendimi yorumlamam gerekirse mütevazi bir adamım yani öyle. Hiç böyle. Kibirli olman gereken bir an olmadı mı? Mesela atıyorum bir yerde seni aşağıladılar. Hani sen de böyle ben mördayım lan falan yaptım bir Öyle an yokmam ama mesela e, ters gelen bir şeye reaksiyon veririm. Hmm. Olduğum bir yerde mesela ne bileyim çıktığımız yerlerde belki hmm. hani çalıştığımız insanlardan istediğim enerjiyi almazsam orada derim yani bro relax. Hani relax mi dersin yoksa daha da geril mi dersin? İşini düzgün yap. Aynen. Ya, derim düzgün ama yap. o kibir mi oluyor? Yani ben Murder'ım. Murder'ın yanında işler herkes düzgün yapacak dersen <laughs> Yo, o <önemli>. kibir. <laughs> hani Yo, ama şey derim yani biz belli bir e, düzeyde hareket ediyoruz. O oraya çık yani oraya gel. Bizimle. Oraya gel. Ha, ha. Yani sen de bizimle aynı seviyede aynen, aynen. aynı özeni göster. Aynen bizi aşağı çekme. Bu kibir değil. Bu kapris. <laughs> kapris de değil. Bu bir şey değil. Kapris mesela şeylerin var mı? Yani ee, kulis bir... isteklerin rider'ın falan sert midir yani kuliste? Yok istediğim bir ya da şu olmazsa saniye Hennessy olma yani bir şimdi içmiyorum e, ameliyattan beri ama ondan önce Hennessy olmazsa problem. Hennessy, yani Hennessy yerine Şivas gelirse. Konya Hennessy Aynen. Ha, -ha. Hennessy ve şey, karton bardak yanında. Aynen de. bro. Karton Aynen. Onun o ikisi olmadı mı saniye çıkmam. Çıkma. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Karton bardağı unuttuk <laughs> ya diye. <laughs> Cam bardağı istiyor olmuyor yani. Hadiseyle e, İletişimimiz çok güzel oldu. Güzel bir birlikte şarkılar yaptınız. Evet. Arada dedikodular da çıktı hatta Aynen. falan. Ee, nasıl değerlendiriyorsun? yani bir pop ikonuyla böyle güzel bir iletişimimiz olması? Büyük bir onur. Zaten ben eskiden de onunla beraber çalışmak için adımlarda da atmıştım Bulunmuş ama ya. ne yazık ki o zaman olmadı. İşte o Acın abi'nin beni Murda diye <gülüyor> çağırdığı <gülüyor> gün orada ilk defa böyle karşı karşıya Aynen. gelip orada bir diyalogumuz oldu. Sonra çekimlerden sonra işte kuliste Kulisine davet etti beni orada muhabbet devam etti falan her zaman çok sıcak ve e, güzel bir muhabbetimiz oldu dostluğumuz da çok derindir ona saygım çok büyük ve öyle yani o dedikodular da yani anlıyorum yaptığımız kliplerde şarkılarda belli bir aşk havası var Hı -hı. insanlar da oraya tutunmayı çok seviyorlar. Hı -hı. Eh. Ve zaten şarkıda o zaman yerine gitmiş demektir. Yani. Aynen, aynen. O hissiyatı verdiyseniz doğru oynamışsınız. Orada yapacak bir şey zaten. yok. İnsanlar istediği fanteziyi yaşayabilirler kafalarında. Sende de oyunculuk da var. Orada aşk bir veriyorsun. Aynen. İnandırıyorum işte. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Devam edelim. Bu bunun ne şey yorumu neydi? Hep şavdi şavdi Bunu ye bekliyorum. ye oh oh ah oh, başka bir şey yok demiş Bu yorumu zaten bekliyordum. Ne diyorsun e, şari, abi? Şari 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 dedim. Ne demek? Canım, bebeğim, güzelim. Şari. Aynen İngilizce. İngilizce mi? Aynen. Şari. Shorty aslında ama onun böyle bir argo. Ne? Shorty yani. Shorty. Aha. Yani. Kızlara deniyor yani. Shorty. Aha. Ne? ne? Yani short var ya kısa. Aynen. Onun. Aynen. yeni halini. Little mi? mama gibi. Little mommy. Ha. Little baby. Little mı? Lil, little, Lidl. Ha, lil. Aynen aynen. Lil biraz daha shorty. böyle bir sokak sokak dilinde. Ha, şarri. Şarri. Bak şarri 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 dedim. Yeah, İlk yeah, önce yeah. yoktu. Şimdi bütün rapçiler kullanıyor kelimeyi. Şarri. Onun için yani yol gösteriyor. O kadar da başka bir şey yok değil mi mesela? Şarri shorty dedi, şordeymiş. Ben de. Ama her her e, yani aşk şarkılarının hepsinin içinde geçiyor bazen şarri. Onun shorty. için Ömer haklısın be bro. Devam et. Evet hocam bitti. Alkışlar gelsin. Böyle ya Bütün dişlerimize tüm mütevaziliğinle cevap verdin. Gerçekten kibirden uzak, efendime söyleyeyim. Kapristen uzak. Kapristen uzak bir, <laughs> şor'ya yakın bir <laughs> DM'lere kaydığımız bir program <laughs> Aynen. oldu seninle. Çok sağ ol bravo çok, çok teşekkür var. ederim. Vallahi, e, konuk müzemize hediye getirdin mi? Getirdim. Vallahi. Aslında bir şey hazırlamıştım. Bu son günlerde o kadar acele bir şekilde hareket ettiğimiz için... Hı. Getirmek istediğimi getiremedim ama hikayesi olan bir şey getirdim yine de. Ben dün Motive'den bir çakmak çaldım. Öyle mi? Aynen. Ah demin attık kendini buraya. Aynen. O Aa. çakmağı da buraya hediye olarak veriyorum Motive'cim. Çakmam burada bro artık gelir <laughs> alırsın. Çok teşekkür ederiz. Bu aldığımız en anlamlı. <laughs> Hediye <laughs> Evye. <işte>. Çok teşekkür <laughs> ederiz. O diğer kur, kurguladığın şey neydi? Şapkamı getirecektim bir tane. E bunu ver. <laughs> Vereyim mi? Hayır verme, verme. Dur abi şimdi böyle bir şey. <laughs> ama ama onu hazırlamıştım bu şeyi falan. Otelde falan. koydum. Acele ha. bir şekilde çıkarken unutmuşum güzel abi. Teşekkür. Göndereyim ederim. ama gene. Gönderebiliriz abi, değil biz mi? Biz böyle şey mi olduk yani hediye mafyası gibi olduk ama. <laughs> yok yok yok. <gülüyor> gönderelim, <gülüyor> gönderelim. <gülüyor> yok yok. O şapkayı abi. size ulaştıracağım. Sağ ol abi. Teşekkür ederiz. Valla. Ee, sevgili dostlar biliyorsunuz ESE TV ile Tevin'de burs işbirliği var. Depremci öğrencilere yardımcı oluyoruz. Hem bu okulların başladığı dönemde herkese aşağıdaki linkleri tıklayıp yardımcı olmaya bekliyoruz. Mörde konuğumuzdu. İyi akşamlar. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Süper. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Paz, linchete sondo.